Hoşların mekanına hoş geldiniz. Bugün ilişkilerde karşı tarafı değiştirme çabasını konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne dersiniz? İlişkilerde karşı tarafı değiştirmeye çalışıyor muyuz? Değiştirmeye çalışıyoruz ama bunun bir hayalden öte gittiğini biraz zor da olsa anlıyoruz. Sözlük başta söyleyelim o zaman. İlişkilerde aslında karşı tarafı değiştirme çabası bir işe yaramıyor. Yaramıyor maalesef. Ama değişen dönüşen ilişkiler de var diye ben düşünüyorum. Ama karşıtı çabayla olduğunu düşünüyorum o konuda da. Belki uyum sağlama çabasıyla birbirleriyle, değil mi? Yani hani karşı tarafın belki ya şöyle diyebilirim aslında. Benim de aklıma şu geldi. İnsan değişir mi? Ben buna şey yapıyorum, katılıyorum. İnsan değişir. İşte insanlar değişmez. Yedisinde neyse yetmişinde olur. Buna şey yapmıyorum aslında. İnsan değişir, dönüşür, tekamül eder. Buna varım ama ötekini sen değiştirebilir misin? İşte bu çok zor. Ötekinin değişmek İşte kişi istemesi değişse lazım. değişse kendi kendini değiştirebiliyor. Yani ben onu değiştiremiyorum. Ancak o kendini, ben kendimi değiştiriyorum. İlişkiler de birbirine öğretici olabiliyor, öğretiyor. Aynı hayatta nasıl sürekli öğreniyorsak bir şeyleri ve evriliyorsak, ilişkilerde de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani aslında kendimizi değiştirebiliyor muyuz sorusunu sormak lazım önce. Eğer kendimizi değiştirebiliyorsak belki karşı tarafta bize göre şekil aldığı için onu değiştirdiğimizi düşünebiliriz. Ama bence de karşı tarafı değiştirmek değil o. Siz kendinizi değiştirdiğiniz için karşı taraf size göre şekilleniyor. Evet, çok güzel bir şey söyledim. Ben ona çok katılıyorum. Gerçekten hani burada genelde eşlerin, işte sevgilerin, partnerlerin her neyse çok yapmaya çalıştığı bir şey bu. İşte belki ilişkilerdeki hatta en büyük sıkıntılardan biri bu. Yani işte karşımdakini değiştirebilirim. Benim istediğim gibi konuşsun, benim istediğim gibi yapsın. Yani hani İyisin. bu geliyor bana ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bu bana biraz mesela karşımdaki böyle yaparsa ben şunu hissederim mesela bir kadın olarak. Ya bunun Gibi. karakterinde bir problem olabilir mi? Neden benim istediğim gibi yapıyor her şeyi? Bu bana biraz böyle o saygıyı mesela benim kendi adıma bir kadın olarak yitirmeme sebep olur. Bilmiyorum siz ne Diyor düşünüyorsunuz? ki Bukowski diyor ki yazar, hayatta kimseyi değiştiremezsin ve kimse için değişmemelisin. Ne sen başkası için mecburi bir istikamettesin, ne de başkası senin için diyor. Yorma kendini, bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin diyor. Çok güzel. Şimdi Laflar çok evliliklere güzel zaten. başlarken Lafları hayatta uygulayabilsek laflar çok güzel. olsun, ama işte bunlar da bize öncü sözler, çok güzel aslında. Şimdi partnerimizle işte her neyse evlilik aşamasında diyelim ki bir hatasını görüyoruz. Diyoruz ki evlenince değişir. Hani onu o haliyle kabul etmek değil de aslında bizim kabul ettiğimiz onun evet fiziksel olarak hayatımızdaki olması gereken kişi olduğuna karar verdiysek, şu 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 hareketlerini beğenmiyoruz, evlenince değişir ya da ben onu değiştiririm diyoruz. İşte yanıldığımız nokta burası. Yoksa ikinizin de dediği gibi o değişim mutlaka insan için, o mutlaka orası doğru. Ama bizim karşı tarafı değiştirme kısmımız işte baskı gibi oluyor. Kendisini böyle kötü hisseder. Ben onun için değiştim kısmı yenilgi gibi olur. O yüzden de oraya direnir. Hatta aksi devam etmeye çalışır. Tam değiştirmeyi bekliyoruz ya biz. Tam onun aksi, o öyle devam et. Belki inatlaşmalar söz konusu bile olabilir. Niye olabilir biliyor musunuz belki o da şurada. Mesela ben şuna inanıyorum. Hani hepimiz şunu deriz ya eleştiriye açığız. Evet bazı insanlar için birini değiştirmeye çalışırken hatalarını da söylüyorsunuz ya. Şimdi eleştiri açıklık kısmı biraz aslında böyle tartışmalı bir konu. Yani evet açık olabiliriz eleştiriye ama kimse içten içe yaptığı bir şeyin böyle eleştirilmesinden çok da hoşlanmaz. Değil mi? Yani böyle bir şeyimiz var. Orada negatif bir duygu oluşur şimdi. Şimdi siz karşınızdakini değiştirmek için bir eleştiride bulunuyorsunuz. Negatif iki duyguyu birleştiriyorsunuz ve pozitif bir sonuç bekliyorsunuz. Çok zor. Yani ha şu olabilir ama o negatiften pat diye pozitif çıkmaz. Ama o negatifin içinde
pozitifi belki arayabiliriz. Hani o ortak noktaları bulmak, uzlaşmak anlamında. Ama yani bu nasıl şey gelmiyor ya. Şimdi bir kadın bir erkek her neyse birbirini seviyor. Ve diyor ki aslında sen şunu 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 yaparsan seni severim gibi bir durum geliyor bana bu. Hani biraz böyle sözleşme gibi Şartlı bir şey. Ama sevgi. bana şey gelmiyor, hoş gelmiyor açıkçası. Sen şunu yaparsan severim, bunu yapmazsan sevmem. E peki, sen beni öyle seveceksin de bunları yaparsam. Benim kimliğim ne olacak? Ben kendi böyle olmama halimi destekleyen şeyler yaparken, seni bir ömür memnun etmeye çalışırken belki benim kendi karakterim ne olacak? Yani aradaki saygı ne olacak o zaman? O yüzden dediğim gibi hani o değiştirme kısmı ilişkilerde sıkıntılı ve zor bir şey gibi geliyor. Ama kendini değiştirmeye varım. Ya mesela hani ilişki yaşarken Zeynep de dediği gibi görmemezlikten geldiği şeyler, evlenince değiştiririm diye düşündüğü şeyler çok oluyor. Yani aslında sen onu o haliyle beğenmiyorsun içten içe ama o zamanlarda hani hoş görüyorsun. Çünkü ileriye dönük planların var. Ben bunu değiştiririmle alakalı. Ama sonra birçok ilişkinin de işte son zamanlarda kısa sürelerde patlak vermesinin belki de en büyük sebebi bu. Çünkü herkes kendi sınırlarının, kendi tavırlarının, kendi karakterinin çok farkında ve değiştirilsin istemiyor. Hani beni olduğum gibi sev ve ilk baştaki halimiz gibi devam edelim. İşin doğrusu da bu zaten. O yüzden hani yani kendinizi kandırmayın diyelim mesela en basitinden bir ilişkiye girerken. O olduğu haliyle seviyor musunuz? Ya da o olmadığını düşündüğünüz taraflarındaki ilgi çeken şeyler neler size göre? Ya da Ama kabule ona geçebiliyor çekmek musunuz o istemiyorsunuz, değil haliyle? mi? Evet. Yani artıları fazla ki siz ona çekiliyorsunuz. Şimdi Bir de değil mi? Değiştirmeye düşünsenize. çalışmak da hoş değil. Yani hani şöyle mesela sen beni uzun saçlı sevmişsin. Bakın fiziksel bir değişimden bile bahsederken bu. Sen beni uzun saçlı sevmişsin. Sonra geliyorsun bana diyorsun ki saçlarını kısa kestir. Sana daha çok yakışıyor. E sen böyle sevdin beni. Yani niye değişeyim şimdi? Değil mi? Yani hani Evet. fiziksel bir değişimde bile bana biraz ilginç geliyor açıkçası. Evet. Bunu sevmeyeceğim. Bir de düşünsenize, bu hayatta doğru ve yanlış diye bir şey yok ki. Hani hem kuralı var ya. Bana göre her şey doğru. Ben yaptığım şeyi zaten doğru olduğuna inanarak yapıyorum. Bu bana göre doğru. Herkesin kendi inancı, kendi doğruları varsa o da yaptığı şeyi kendi doğrusuna göre yapıyor. O zaman ben onun doğrusunu değiştirmeye çalışıyor gibi oluyorum. Evet. Burada işte onun özgürlük alanına, sınırlarına girmiş oluyorum. O Şey zaman de mi? şey de var. Farklılık da güzel bir şey değil mi? Farklılık da güzel bir şey burada. Yani o farklı, sen farklısın. Yani bu da güzel bir şey aslında. Bir de o noktada sanki şey gibi bu çekim yasasını da çalıştırıyor olduğumuz bir nokta da olabilir. Çünkü ben kendi hayatımda değiştirmem gereken bir şeyler belki benim gözümün önüne getiriliyordur. Bir de öyle de bakabiliriz. Hani karşı tarafta rahatsız olduğum şey aslında benim kendimde değiştirmem gereken bir şey ve ben oraya müdahale edemediğim için sana etmeye çalışıyorum. Evet, Bu çok çok doğru güzel. söylüyorsun. Bir de zaten değiştirdiğin zaman o da senin bir kopyan olacaksa, insanlar zaten aslında kendilerinden mutsuz oldukları için değiştirdikleri kişiden de mutsuz olmaya başlıyorlar. Tabii, değil mi? Çünkü O kendiyle yüzden mutsuz. Kendiyle mutlu şey. olan bir insan karşısındakinin de kendiyle mutlu olma halini seviyor zaten. Ya şeye bakın, doğaya bile bakın, çeşit çeşit ya. Hani işte bilmiyorum dünyada kaç tane insan vardır ama hani hepsi benim gibi olsa bu beni mutsuz eder. Yani, bu beni çok mutsuz eder. Benden bir sürü yani aynı şeyleri savunan, hayır yeri gelsin konuşalım, yeri gelsin işte bu konuda tartışabilelim. Yani bu da güzel, çeşitlilik bu anlamda güzel bir şeydir. Aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz. Bu ne gibi biliyor musunuz? Evet. Böyle mesela şey yapmayız biz. İşte gıdalar söz konusu olunca böyle hormonlu işte gıda sevmeyiz. İşte GDO'su bozulmuş işte mısır bilmem ne. Ama insanları o var olma hallerini değiştirerek Bozmaya çalışıyoruz. hormonlu hale çok güzel getirebiliyoruz. Güzel oldu bu örnek. İnsanların GD Aynen. Çok oluyoruz. güzel bir bakış açısı oldu. İnsanlar haline. Yani şöyle aslında şunu Bırakın bilsek. organik kalsın. Pahalı olsun. Organik Nevi kalmasın. şahsına münhasır kalsın. Aynen.
kadar. Yani aslında şudur hani düşününce de gerçekten o kişi baktınız size uymuyor. Ya kabul etmek zorunda değilsiniz. O zaman diyeceksiniz ki ya evet bu bana uyuyor, ben buna hikayemde bir yer verebilirim. Ya da hayır bu bana uymuyor, hikayemin geriye kalanı bununla devam etmeyeceğim. Yani bu da bir tabii ki seçimdir, karardır. Ama bir şey söyleyeceğim size. Ben şimdi bu konuyu konuşurken aklıma bir de şey geldi. Bilmiyorum size ne hissettirdi. Hani hep en başından beri dedik ya, kendini değiştirmek aslında belki en altı çizilecek kısım bu. Hatta Mevlana'nın bir sözüydü herhalde. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Bugün bildiğim kendimi değiştiriyorum. Yani gerçekten o kendini değiştirmek çabası belki. Çünkü sen karşıdakini, dediğim gibi, ötekini değiştiremezsin. İnsan değişir ama sen değiştiremezsin. Ama kendini değiştirdiğin zaman karşıdaki değişir. Evet. Asıl mesele belki de bu. Yani siz ne düşünüyorsunuz Kesinlikle. kendini değiştirmek konusunda? Ben aynen öyle düşünüyorum. Mesela şimdi eşim beni sevmiyor diyorum. Evliyim, eşim beni sevmiyor diyorum. Ve buna inanıyorum. Buna inandığım için ona göre davranışlar sergiliyorum. Tamam mı? O Evet. zaman öyle bir alan yarattım. Eşim de bana aslında sevdiği halde benim o davranışıma göre yeni davranışlar ekliyor. Tepki veriyor. Dolayısıyla sonra diyorum ki bak haklıyım işte şu oldu bu oldu falan filan. Evet. Şimdi bir de bu olayı sadece orada da bırakmıyorum. Yani ben bunu ben diye veriyorum da genel olarak ben öyle yaptığım için değil de. Sonra Evet. ama gerçekten öyle değil. Yaşadığın olayı, eşinle yaşadığın olayı işte arkadaşına anlatıyorsun, gidiyorsun aileni anlatıyorsun falan. Enerji alanını iyicene genişletiyorsun. Genişletiyorsun. Sonra bence yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu fazla anlatmak. Sonra bir Evet. kısır döngünün içine giriyorsun çünkü o enerji alanı büyüyünce kısır döngü içerisine giriyorsun. Aslında burada tam burada bir egzersiz verebilirim. Güzel olur. Çünkü zihnimiz biz ne dersek onu yapıyor ya. Evet. Neye inanırsak onu yapıyor. Onunla ilgili çok güzel bir egzersiz var. Tamam. Şimdi önce karşı tarafın ister sevgilin olsun, ister eşin olsun, ister arkadaşın olsun fark etmez. Çocuğun da olabilir hatta ilişki dediğimiz zaman biz hepsini genel olarak düşünebiliriz. Önce ondaki sevmediğimiz olumsuz davranışları yazıyoruz. Bütün olumsuz olanlar işte şu 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 bunları yazdık. Onu yırtıp yakıyoruz, atıyoruz. Kül oluyor, onu atıyoruz. Sonra onlara dönüştürdüğümüz yeni cümle. Ne dedik mesela? Beni sevmiyor dedik. Beni sever. Geniş zamanlı olarak yazıyoruz. Bana ilgi gösterir. İşte bana hassas davranır. Ne istiyorsan onları yazıyorsun. Onları mümkün olduğu kadar kendi sesinle okuyorsun. Hatta ses kaydı yapıp gece uyumadan önce de dinlenebilir. Biliyorsunuz bilinçaltı o esnada açık olduğu için çok daha kolay onu kabul ediyor. Bunu 21 gün yaptığınızda büyük bir farkındalık yaşanıyor. Gerçekten sen kendin o aslında belki öyle olan ama görmeyi bir türlü beceremediğin ya da reddettiğin o yeni durumlar var ya, beklediğin durumlar. İşte onlara senin zihnin inanmaya başladıkça sendeki o bizim deminden beri söylediğimiz benim değişmem gerekiyor diyoruz yani karşı taraf beni değiştiremez benim Ha, şimdi ben burada bir değişiklik yaptım ya karşı taraf benim bu yeni durumuma göre davranmaya başlıyor ve ciddi değişimler oluyor. Çok güzel bir egzersizdir bu. Bence bunu Aslında not alsınlar, burada izleyenler bir denesin. ne oluyor? Ya, bu egzersiz aslında bize ne gösteriyor? Hani insan hep kendini doğru ve haklı kabul ediyor ya, belki de doğru ve haklı değilimdir. Bakış açım yanlıştır. O zaman ben bu bakış açımı bir değiştireyim. Zaten olaylara bakış açımızı değiştirdiğimizde olayların anlamı da değiştiği için dediğin gibi çok kıymetli bir egzersiz. Bir kere ön yargı Burada yapmıyorsun. şey daha çıkabiliyor bir egzersiz yaparken. Buna da şaşırmasınlar. Birincisi, evet ben bu alanda kalmalıyım. Evet onu seviyorum ve onun da sevgisine inanmak istiyorum. İkincisi ne biliyor musunuz? Bu alanda kalmamalıyım. Evet. Gerçekten
bu alanda kalmamalıyım. Bu zaten onu hani okumalar esnasında, o tekrarlar esnasında bilinçaltı onu su yüzüne çıkartıyor. Bazen de gerçekten o alanda kalmaman gerekiyorsa bitirmeyi de gitmeyi de bilmek lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hani ben elmayı seviyorum diye elma da beni sevmek zorunda değil mi diye bir Evet. şey var ya. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. O bir şey söyleyeyim mi? O alanda kalmamanız gerekiyorsa ben de şuna çok inanıyorum. Hayat sizi oradan çıkarıyor. Siz istemezseniz de zorla çıkarıyor bir şekilde. Yani hani çünkü o bilinç düzeyinizin farklı olduğu noktada artık bir şey yapamıyorsunuz. Ne diyeyim? Karşıdaki sizi beğenmiyor, siz onu beğenmiyorsunuz. O çünkü bir bilinç farklılığı yaşıyorsunuz. O yüzden hayat sizi zorla çıkarıyor. Ama bir şey söyleyeceğim size ya. Ben şimdi bu konu hakkında hani düşünürken mesela çok fazla hani bu popüler kültürün şöyle bir şey var. Kendi değişimimiz hakkında da öyle değişirsin, böyle değişirsin, işte şunu yaparsın, aslansın, kaplansın, her şeyi yaparsın. Hatta yapıyoruz, iste yeter ki. İşte yapamıyorsan bu çok istememişsin demektir falan gibi şeyleri var ya. Böyle videolarla da çok karşılaşıyoruz. Ben bilmiyorum. Hani benim kişisel fikrim, katılamıyorum ya. Yani nasıl diyeyim? Hani elma ağacından kiraz vermeyi beklemek gibi bazen. Yani elma ağacıysa elma verir arkadaş, kiraz vermez. Ama en iyi elmayı verebilir. Yani o anlamda bir değil mi değişim yaratabilir. Kendi iç potansiyelindeki en iyi şeyi yapabilir ama kiraz vermez. Hatta burada şey var. Freud'un bir öyküsü var. Bilmiyorum duymuş muydunuz ama işte bir tavşanla işte bir psikoterapi seansından bahsediliyor. İşte tavşan diyor ki ben diyor timsah olmak istiyorum. Freud dinliyor. Diyor ki sevgili tavşan seni bir timsah yapamam. Ama havuçla arandaki ilişkiyi düzeltebilirim. Yani hakikaten böyle bir şey. Hani olabileceğinizin en iyisi olun ama hani şuna da çok şey yapmayın lütfen gelmeyin. Öyle değişirsin ya değişirsin ama kendi içindeki o potansiyel neyse onun en iyisini ortaya koyarsın. Ama işte Ayşe'nin yaptığını yapamazsın. Hani senin değişimin Ayşe gibi olmaz. Ya da işte senin değişimin Fatma gibi olmaz. Senin değişimin sana özgü olur. O yüzden hani böyle aslansın, kaplansın, her şeyi yaparsın. O Evet. noktadan O bir videoların kendini altına gidip şey sarsabilirsin. yazmak istiyorum. Ya niye bağırıyorsun? Bağırmayın kardeşim, anlıyoruz. Yani Evet. ben bu kısmı çok kişisel anlamda çok Bir şey de şöyle bir bulmuyorum, şey haklı var. bulmuyorum. Değişmek dediğiniz noktada hani fark etmek var ya, fark etmek de ne zaman oluyor? O konuyla ilişkin, yani o sorun yaşadığınız konu neyse, o konuyu doyduğunuzda o sofradan kalkıyorsunuz. Evet. Doymadıysanız hala siz onu yemek zorundasınız. Yani o acıysa çekeceksin, Evet. hakaret yapacaksın, ihanetse göreceksin. Çünkü Evet. doymadın daha. Doysan zaten kalkıyorsun. Hani dedin ya, hayat seni Doğru zorladı. zaman yani değil Evet. mi? Doğru zaman geldiği zaman mutlaka bitecekse bitiyor, yürüyecekse yürüyor. Evet. Evet. Ve birçok insanda, yani müşterilerimde gördüğüm birçok insanda gerçekten o değişimi yapmak istemiyor sırf düzeni bozulmasın diye. Çünkü biliyor ki o değişimi kabul ederse o konfor alanı dışına çıkması gerekecek. O Evet. farkındalığı yaşarsa. O yüzden Ve fark konfor alanını terk etmiyormuş gibi etmek. o Evet. lükte Yani. dönüp durmayı tercih ediyor. Ama eninde sonunda hayat ya sizi hasta ediyor ya bir şey yapıyor. Yani gerçekten bu sefer materyallerle sizi oyunun dışına atıyor. Oo çok güzel. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani o konfor alanını terk etmemek adına aslında çoğu kişi şey gibi hani o bilinen cehennem bilinmeyen cennetten daha Aynen. güvenli geliyor. Diyedir diye. Yani Aynen öyle oluyor. çünkü Evet. o yeni durumda büyük emek var. Farklılıklar var. Korkuyor o oraya. Tanımadığı, bilmediği bir yer. Ama buradaki aslında daha önce de konuşmuştuk bunu. Konfor alanı dediğimiz her şey konfor içerisinde değil. Orada kötü bir durum da olsa, bir kaos da olsa Tabii. orayı biliyor ve oradan devam etmeye çalışıyor. O duyguyu Yeni almış. yeniliğe doğru gitmeye korkuyor. O huzursuzluk onun huzuru olmuş. Evet, Aynen. evet, evet. Huzur Onun fikri de onu huzursuz ediyor. Ne kadar acayip bir şey değil mi ya? değil mi? Yani o Evet. asıl huzur duygusunu belki tanımıyor. Yani bakın hani hayatı değiştirmek çok zor bir karar. Hani bunu çok net söyleyebilirim. Hayatını değiştirmeye karar vermek, bu da çok zor bir süreç. Ama şuna da çok inanıyorum.
Değiştirdikten sonra zaten diyorum, siz değiştirmek istemeseniz de hayat itiyor ya sizi. Gittiniz, dediğin gibi o oyunun dışında kaldın. Sonra anlıyorsun ki ya evet buymuş. Evet bu olmalıymış. Ah, bunu Olan 3 yıl her şey önce dediğim yapaydım. Ah, bunu 10 yıl gibi. önce düşüneydim, ne oluyor o zaman işte. Aynen. Şu anki aklım bu Sonra yani. O zaman kendimizi... Pardon. yok canım, buyur. O zaman kendimizi değiştirdiğimizde zihnimizin hapishanesinden çıkıyoruz diyebiliriz değil mi? Yani kendi zihnimizin yarattığı o hapishaneden çıkıyoruz. Kendimizi değiştirdiğimizde hayatımızda değiştirmek, düzeltmek istediğimiz şeyler olduğunda da kendi içimize doğru, o inançlarımıza, ön yargılarımıza, öfkelerimize, nefretlerimize bakıp buraları bir değiştirmek gerekiyor. Her zaman her şeyi karşı taraftan suçlayarak işte o değişsin, o yapsın, o yapsın diye değil. Yani Diyerek aslında toparlayabiliriz. toplayacak olursak, evet dediğin gibi bir ilişkinin içinde karşımızdakini değiştirebilir miyiz? Hayır, değiştiremeyiz. Ama şu var, sen karşındakini değiştirmek istiyorsan zaten niye böyle bir şeyin içindesin? Burada kendine bir döndürücü cevaplar ver. Neden Sorgulamak rahatsız gerekiyor. oluyorsun? Niye rahatsız oluyorsun? Yani belki de inat uğruna rahatsız oluyorsun. Hani görüp bakmayı seçsen belki de onun halleri hoşuna da gitmeye başlayacak. Ama hayır şöyle olsun ya da diyelim arkadaşımın eşi böyle o yüzden bu da böyle olsun dediğin için belki rahatsız oluyorsun. Yani gerçek iç duygun da bu değil. Çünkü geçen de bir video çekmiştim. Eğlence duygusu bile. Mesela Zeynep şöyle eğleniyor, ben de öyle eğleneceğim. Hayır, bu bir kalıp değil ki. Benim kendime göre bir tanımım var mı eğlenceyle alakalı ya da eşle alakalı ya da çocukla alakalı? Bu tanımım Zeynep'inkine, Gülden'inkine uymayabilir. Çünkü bu benim tanımım. Ve koca benim, çocuk benim, hayat benim. Ben bunları istediğim gibi tanımlayabilirim. Ve o hani toplumun dışında bir mutluluk algısı oluşturabilirim kendime. Ama Kesinlikle. insanlar Yine hani gruplarla yaşıyor. Evet. bilinçli farkındalıktan geçiyor bunun da yolu. Aynen öyle. Bilinçli farkındalık, yani kişi bazı şeylerin farkına varamadıysa böyle sürü psikolojisi gibi işte bir yerlerden gitmeye çalışıyor. O da hayatında zorluklara doğru sürüklüyor onu. Herkes kendi yolunu bulacak aslında. Hani herkes kendi içine o yolculuğu yapıp kendini keşfedecek. Kendi iç potansiyelini görecek belki. O hale gelince de, o hale gelmek tabii ki bir yol. Yani geldik geldim demiyorum. Hani yol içerisinde gelmeye çalışıyoruz, çabalıyoruz en Duraklar azından içinde diyorum. fark ede fark ede su içe içe. Tamam, burada içtik, oh rahatladık deyip bir adım sonra başka bir yerde sefer gene Tabii acıkıp orada ki. yiyip içip. Ya nasıl biliyor Bir musunuz? Hani yolculuk bir yani. adım ileri, gerçekten bazen iki adım geri. Ya bir şey açtım sanıyorsun, yani benim için de geçerli bu. Ya bir adım ileri atıyorum, iki adım geri atıyorum, bakıyorum. Ama hayat bu. Ben bunu kabullendim. Hayat bu. Yani hayatımdaki işte ne bileyim, bununla ilgili içsel fazlalıklarımı atmaya çalışıyorum belki. İşte kendimi yontmaya, evirmeye, çevirmeye çalışıyorum belki. Ha, hepimiz bir yoldayız. Hani değil mi? Bu asla Hayatın olmalı özü bu değil. zaten. Aynen o. Şey, hatta Michelangelo'ya şimdi sormuşlar, demişler ki ya çok güzel bir heykel yapmış, unuttum heykelin adını, demişler ki ya çok güzel, nasıl yaptın bunu falan, işte harika görünüyor, demiş ki hiçbir şey yapmadım, sadece taşın, hani o aslında taşın içinde, taşın içindeki fazlalıkları aldım. Yani aslında o içimizde o acayip bir cevher var hepimizin, ama buna çok inanıyorum, bakın kimse özel değil bu noktada, yani hepimizin içinde o işte hangi konuysa, atıyorum hani bilmiyorum, işte herkesin çok iyi olduğu bir konu var. Hepimizin içerisinde o muhteşem cevher var. Keşke dışarı çıkarabilsek ve işte muhteşem ilişkiler kurabilsek. İnşallah diyoruz o zaman. Bugünlük Evet. de bu kadar olsun. Kendimizi Evet, güzel güzel fark etmeye ilişkilere, mutlu ilişkilere. ya fark Doğru. etmekten korkmayın. Aynen. Peki. O zaman görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın.